Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sade yağ yapımı var. Daha önce yani bayağı 2-3 yıl kadar oluyor. Bunu yapmıştım. Web sitemde ve YouTube kanalımı yeni açtığım zamanlarda paylaşmıştım. Bazı izleyenlerim izlediklerini ve aynısını yapamadıklarını veya sorunlar yaşadıklarını söylediler. Tabii ki Instagram'da, DM'den falan da yazanlar çok oluyorlar. Şimdi tereyağlarımı görmüş olduğunuz gibi açıp tencereme koyacağım. Ve bir güzel bunları kısık ateşte, yani şöyle orta ateşte ilk başta eriyinceye kadar. Daha sonrasında ocağı kısacağım biraz. Kısık ateşte bir 40 dakika falan bunları pişireceğim. 7 tane koyacağım. Kabım o kadar alıyor. Ne kadar arzu ederseniz yaparsanız. Dediğim gibi şimdi ocağa gidiyoruz. Ocağımı açtım. Yağım erimeye başladı bile. Yanıma da şöyle bir kase aldım. Buradan köpükleri alıp kaseme bırakacağım. Kabım alacağını düşündüğüm için 8. tereyağını da ekledim. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş üzerine köpükleri birikmeye başladı. Ama bekleyelim, önce bir içindeki yağımız komple erisin. Çünkü daha tamamen erimedi. Bütün olarak olanlar var. Ondan sonra karıştırmayalım ki köpükler de yukarıya çıksınlar. Hafiften de böyle kenardan kaynamaya başladı, görüyorsunuz. Çok çabuk sıçrar. Onun için hemen ocağımızı kısalım. Bayağı üzerindeki köpük yoğunlaştı. Şöyle bir kenarıya alıp üstünden yavaş yavaş şu köpüklerini alacağım. Yağından almamaya dikkat edelim. Şöyle bir kez karıştıracağım. Tamamen erimiş mi hem kontrol edeceğim. Dibine yapışmaya başlamış bile. Artık bundan sonra karıştırmayacağım. Dediğim gibi yavaş yavaş üzerinde biriken bu köpükleri hep böyle bir yerde toplayıp alacağım. Kaynıyor ve kaynadıkça yukarıya köpüğünü bırakıyor ve içindeki şöyle görüyor musunuz tortuları? Bakın bu tortular dibe çöküyor. Bakın peynir taneleri gibi. Görebiliyor musunuz? Beyaz beyaz. Bunlar da dibe çöküyor kaynama esnasında ve onlar yanıyorlar. Yanmalarını istiyoruz zaten. Sade, üstünde kalan yağ bizim için sade yağ olacak. Bakın burada bir kase dolusu köpük, altta yine yağ, köpük yukarıda kalıyor, yağ altına süzülüyor. Bunu böyle biraz dinlendirdikten sonra üstünden tekrar köpüğü alıp yağı buraya dökebilirsiniz. Ya da dediğim gibi o yağı pilav yaparsınız, kullanırsınız. Ya da hamur işi yaparsınız, kullanırsınız. Yavaş yavaş azaldı zaten köpüğü, gördüğünüz gibi. Bakın bunlar benim yazın Türkiye'ye gitmeden önce Haziran ayında yaptığım sade yağlar. Görüyor musunuz rengini? Sapsarı hiç. İki tane böyle yaptım. Bıraktım gittim. Daha hiç açıp kullanmadım. Görüyorsunuz mis gibi duruyorlar. Bunlar böyle 2 sene bile dururlar. Yeter ki ağzı sıkı kapaklı, çok fazla hava almayan güzel kaplara koyalım böyle. Kışın bunları böreklerde, çöreklerde, işte bayramlarda, baklavalarda kullanır bitiririm ben. Siz hiç merak etmeyin. Yani yazın yapmışsın, daha hiç kullanmamışsınız demeyin. Yine yapıyorsun. Olsun, ben uygun fiyata düşürdükleri zaman bol bol alıyorum bu yağları. Böyle yapıyorum, atıyorum buzdolabına. Bu şekilde taş gibi
buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Uygun fiyatı tereyağı bulduğunuzda alın ve bu şekilde hazırlayın. Her yerde kullanabilirsiniz. Toplamda 45 dakika bu şekilde kaldı. Gördüğünüz gibi sarı rengi turuncuya dönüştü. Artık yağım hazır. Yağım bayağı soğudu görmüş olduğunuz gibi. Elimle elleyebiliyorum artık. Bekletip dondurup da öyle yapmıyorum artık. İlk yaptığım zamanlar öyle yapıyordum. Hiç gerek yok. Şimdi artık direkt böyle kaplara boşaltıyorum soğuduktan sonra ve o şekilde donmaya bırakıyorum. Zaten tortusu dibinde kalıyor. Hatta biraz daha yağımı pişirebilirdim. Daha henüz dibindeki tortuları kalmış. Yanmamışlar, yapışmamışlar. Normalde ben onları yakıyorum ve yapıştırıyorum. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Dediğim gibi tabii ki onları bırakacağım, almayacağım. Hamur işi yapıp değerlendireceğim. Hamur yoğururken onun içerisine ekleyeceğim. Hemen hemen 2 kap yağım oldu. Bunlar iyice soğuduktan sonra biraz daha şöyle hafif ılık elime vuruyor. Tamamen soğuduktan sonra kapaklarını kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Sizlere bir şeyler verebilmiş midir bugün gene? Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.